erişilebilirandroid.com sunar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Erişilebilirandroid.com sponsorluğunda GESWEB sohbet ve paylaşım platformu ve YouTube üzerinden yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta Erişilebilir Android programının 8.sini düzenliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta benim sesime katlanmak zorunda kalacaksınız. Çünkü Fahrettin Bey'in işi varmış. Biz de onun yokluğunda inşallah iyi bir program yürütürüz diye düşünüyorum. Bu hafta kimler var? Yeni yönetici arkadaşlarımız katıldı aramıza. Onlarla sizi tanıştıracağız. Yine her zamanki gibi Ömer, Salih ve ben varım. her zamanki gibi. Yeni arkadaşlarımız da Serdar Erkol ve Mehmet Çetin abi aramızda. Onlara da birazdan söz vereceğiz. Evet, Salih seninle başlayalım. Ne oldu, ne bitti bu hafta? Ya da herkese merhabalar. Sonuçta. Öncelikle onu diyerek başlayalım. Senin de dediğin gibi biz yeni yönetici arkadaşlar dahil ettik aramıza. Onlara ben de hoş geldin demek istiyorum. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Artık 2 haftada bir yapıyoruz programımızı biliyorsun. Böyle olunca da biraz daha dolu dolu yapmak istiyoruz. Her şey yolunda. Şu anda Samsun'dayım, memleketteyim. Bir memleket havası alalım dedik. Hava Samsung'da. Kış olsa da. Evet. Samsun kulu olarak Samsun'dayım. O da güzel. Evet. O zaman birazdan sana tekrar döneceğiz. Malum Samsun'da biraz. Evet Ömer, merhaba. Merhaba. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Niye böyle çok ciddi oldu? Çok mu ciddi? yok. Sen kork diye yapıyorum. ya işte yapma böyle şeyler. Ben galiba yaşlandıkça böyle çok değişik bir adam olmaya başladım. Yok zaten değişiktin. Değil mi? Evet. Ne yaptın sen de bu 2 haftalık süreçte? Bir dalgalanmalar oldu. Evet. Herkese tekrar merhaba. Ben de öncelikle Mehmet abi ve Serdar'a hoş geldiniz diyorum aramıza. İnşallah onlarla birlikte daha güzel bir platform olarak daha iyi paylaşımlar ve daha faydalı işler yapacağımızı umuyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah. Dalgalanmalar oldu derken ne kastettiğini anlayamadım. Yok, yani neyi dalgalandı? Yöneticilerimiz geldi, güzel grubumuz hareketlendi. WhatsApp grubumuz evet, çok güzel gidiyor. Aynen, çok böyle bazen evlere şenlik şeyler oluyor WhatsApp grubunda. Onun dışında çok da farklı bir şey yok. Bursa'dayım zaten. Şu an burası böyle lodoslu. Aslında ılık denebilecek rüzgarlı bir hava var. Böyle bahardan kalma bir gün gibi. O şekilde bugün inşallah güzel bir program yapacağız. Jishion'da ayarlara devam edeceğiz. İnşallah. İlerleyen dakikalarda. O zaman Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum. Sen de yeni katıldın. Evet. Yeni katıldım ekibe. Niye katıldın? Vallahi ekip güzel çalışmaları, güzel projeleri var. Davetini geri çeviremedim açıkçası. Beni aralarına layık gördüler. Sağ olsunlar. Ben de inşallah layık olmaya çalışacağım. Kendi çapımda. Naçizane. Zaten layık bir ülkedeyiz biz. Evet. Serdar, peki. Ne yapmak istiyorsun? Yani niye geldin? Benim ilgi alanım Android. Android üzerine inşallah faydalı olmaya çalışacağım grupta. Ekibe böyle katkı sağlamaya çalışacağım inşallah. İlerleyen süreçte ekipten tabii çok öğreneceğim şeyler var. Yani ben şu an onların yanında, tabiri caizse, teşbih tahta olmaz. Devede kulak misali
bir donanıma sahibim. Yani burada olmaktan da ayrı bir mutluyum. Onu da Estağfurullah. belirteyim. Sizin gibi insanların arasında olmak, donanımlı Eyvallah insanların arasında Serdar'cığım. olmak İnşallah ayrı bir hayırlı mutluluk olur katıyor hepimiz bana. için. İnşallah. Evet, Mehmet abi sen de hoş geldin. Ya Mehmet abi çok eğlenceli, çok tatlı bir insan. Ben kendisini 3-4 yıldan beri tanıyorum. Böyle elinde bir arşivi olan, çöpte bile bulamayacağınız programlar, onlar bunlar hepsi Mehmet abi de var. Hatta geçen bilgisayar için, telefon için JAWS bile bulabiliriz belki onda diye düşündük. Mehmet abi merhaba. Aha Mehmet abi de. Merhaba, iyi akşamlar. Öncelikle herkese. Ben klasik sorumu sorayım. Sesim iyi geliyor mu size? İyi, devam et sen. İyi, devam et sen. Peki. Arkadaşlar, öncelikle Yalnız ses herkese geliyor merhaba. abi. İyi Onun için akşamlar diyeyim. konuşmayalım. Tamam, onun için konuşmayalım. Ben de Serdar gibi yeni katıldım aranıza. Beni de aranıza layık gördüğünüz için öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Güzel Ahmet merhaba. şeylere imza atacağız inşallah diye düşünüyorum ve o gayeyle aranızdayım. Zaten çoktan beri aranızdaydım ama yönetime yeni geldim. Aranıza tekrar beni layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bekliyorum. Evet, bu arada Semih bana şey sormuştu. Biz böyle devam edelim olmazsa. Ne yaptın falan diye aslında aklıma gelmedi. Geçen hafta aslında ilk defa böyle bir deneyim oldu benim için. Birkaç defa öyle ufak tefek şeyler olmuştu ama bu çapta bir şey ilk defa oldu. Altınokta Derneği Bursa şubesinden aramışlardı beni. 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle Android'i anlatmak istediklerini, böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söylemişlerdi. Peki nasıl gitti Orada bir abi? oldu. Evet, orada bir anlatımımız oldu. Yaklaşık 25-30 kişi, belki biraz daha fazla da olabilir, katılımlı bir etkinlikti. Genel itibariyle aslında güzeldi. Yani böyle bir ses sistemiyle falan böyle kaliteli de bir ortamdı. Telefonu da hatta ses sistemine bağlayıp insanlara duyurabildiğimiz bir sistem kurmuşlar. Güzel de olmuştu. Ancak tabii biraz insanlar çok gürültü oldu. Yani haliyle millet şimdi birbiriyle buluşmaya gelmiş. Ne zamandır birbirini görmemiş arkadaşlar. Belki ilk defa o gün bir araya gelmişler falan. Haliyle biraz böyle bir gürültü oldu. Tabii benim de biraz kafamı karıştırmadı değil o gürültü ama genel itibariyle güzeldi. Yaklaşık bir 40-45 dakikalık bir program benim konuştuğum bölüm öyleydi, oldu. Ve Sana güzeldi. Hatta yetmemiştir ama. memnun kaldılar. ya aslında o gürültü olup kafam dağılmasaydı yetmeyecekti. Ama gürültü yapıp kafamı karıştırdıkları için tamam dedim artık kestim orada. Kafam Bunu dağılmadığı için devamlı hale getirmek. Evet. kafam dağılmış deyince bu arada Gökhan da bir kafasını dağıtmıştı bu haftanın başında Ya herhalde. aynen Gökhan aynen. Ona da geçmiş sık olsun sık diyoruz. yani bence de geçmiş olsun. Sık sık benim başıma gelirdi. Bu ara başkalarının başına da gelmeye başlamış. İşte devamlı hale getirmek istiyorlar. Android'i merak eden arkadaşlarla böyle bir devamlı kurs ya da bir etkinlik şeklinde belli ayda bir ne bileyim ne kadar zamanda bir olur. Onu henüz konuşamadık ama böyle bir durum söz konusu. Peki Bakalım hep inşallah olursa. bilgisayardan yardım ediyordun şimdiye kadar insanlara. Böyle bir birebir canlı yapınca nasıl oldu? Bir fark oldu mu yahut da daha değişik bir hissiyat uyandırdı mı sende? Ya nasıl oldu? Aslında biraz daha kolay oldu sanki. Çünkü bilgisayardan yardım ederken bazen arkadaşlara bir şeyler anlatmak daha sıkıntı oluyor. Yüz yüze olunca en azından gösterebiliyorsun ve ya olmadığı zaman alıp kendin yapmaya çalışıyorsun. Arkadaş yapamazsa falan. O anlamda biraz daha pratiklik noktasında daha iyi sanki. Ve normal internet üzerinden konuşmaktan daha heyecanlı. Yani onu söyleyeyim. Daha heyecan şeyi biraz daha farklı oluyor. Burada ya konuşuyorsun ama kim dinliyor, kim dinlemiyor. Gerçi herkes dinliyordur tabii ama yani böyle bir garip geliyor yani sanki kendi kendine konuşuyormuşsun gibi. Sonuçta buradan konuşuyorsun, insanları görmüyorsun ya da duymuyorsun.
karşında oldukları zaman daha bir farklı oluyor gerçekten. O zaman takipçilerimiz bizi takip etmeye devam etsinler. Ömer'in eğer bu projesi gerçekleşirse böyle de bir etkinliğimiz olur. Bunu da canlı yayınlamaya çalışırız bir sonraki aşamada. Çünkü Ömer de ben tabii kaydedip yayınlamak istemiştim. Kaydedip yayınlamak istemiştim aslında ama tabii o ses sistemi ve ben tabletten kaydetmeye çalıştım. Ses çok yankılı oldu. Haliyle benim yapmış olduğum kayıt çok işe yaramadı. Belki onu o sistem üzerinden, ses sistemi üzerinden kayda alabiliyorlarsa o şekilde yapabiliriz belki. Kayıttan ziyade biz canlı yayın yapmak da istemiştik ama bakalım yani ya. Biraz aceleye geldi. Belki bundan sonraki etkinlikler... Düşünürüz. Ahmet geldi bu arada. Ahmet bilgisayarıyla ilgili bir problem yaşamıştı başlangıçta. Ahmet ne yaptın sen şimdi? Düzelttin mi bilgisayarını? Evet Ahmet'ciğim. Herkese iyi akşamlar. Kusura bakmayın biraz geciktim. Sorunu hallettim çok şükür. İnşallah kaldığımız yerden devam. O zaman tamam. Peki şimdi Salih bize bu hafta öncelikle programımıza giriş yapalım. Tanıştık, hepimiz birbirimize konuştuk. Tekrar Mehmet abi ve Serdar'a hoş geldin diyoruz. Aramıza katıldığınız için ikinize de teşekkür ediyoruz. Umarım hayırlı, huzurlu bir paylaşım ortamı olur. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, dökmeden devam ederiz. Benim biraz sıkıntılarım vardı. Takdir edersiniz, dediğim gibi bunu paylaşmıştım da. Biraz sıkıntılı şeyler oluyor bazen insan hayatında. Bunu da maalesef farklı şekillerde hissediyoruz ve yaşıyoruz. Ama Allah'a çok şükürler olsun. Hani Salih'le diyalog halindeydik sürekli. Hani başka bir yerde ya da başka bir şekilde yapamayacağımı, başka bir kulvarda devam edemeyeceğimi düşündüm ve tekrar sizlerle birlikte olmaya karar verdik. Ya İnşallah hani derler ya, yaşanmaz. Tabiri caizse sen başka yerde yapamazsın, bizsiz yapamazsın dedik. Öyle yani, Salih'le konuştuk, işte başka arkadaşlarla konuştuk. Başka bir arkadaşım bayağı hani böyle bir ısrarcı oldu, böyle olmaz falan filan dedi. İşte Fahrettin'le konuştuk, Fahrettin de dedi yani işte hani nasıl olacak dedi, yani olmaz falan filan. Böyle oldu. Bu süreçte eğer insanlara rahatsızlık verirsek herkes hakkını helal etsin. Çünkü gerçekten ben bu işe büyük yatırım yaptım. 23 bin liraya telefon aldım ya. Evet. Yani yatırım yaptım derken çok büyük zaman harcadık. Çünkü Salih'le geceler boyu konuştuk biz bu grubu kurarken. Salih, Ömer, ben, Gökhan, Uğur. Uğur gerçi şu an aramızda yok ama sabahlara kadar konuşup birlikte vakit geçirdik. Bu oluşumu bir araya getirmek için, toplamak için. İnşallah bundan sonra da böyle bir hani kötü olayla karşılaşmayız. Programımıza Android'e başlama hikayenizle katkı vermek mi istiyorsunuz? Web sitemizdeki ya da mobil uygulamamızdaki iletişim formundan bize ulaşın, siz de hikayenizi herkesle paylaşın. Programımıza geçelim. Salih bize bu hafta Twitter'ı anlatacak. Salih, Twitter nedir, ne değildir, ne oluyor burada? Görme engellilerin Android bir telefonda Twitter'ı kullanması kolay mıdır? İstersen en son sorudan başlayalım. Android telefonda Twitter kullanmak kolay mıdır? Aslında kolaydır. Çünkü Twitter çok geniş kitlelere hitap eden bir sosyal medya uygulaması olduğu için erişilebilirlik özellikleri de var. Son günlerde Twitter hakkında çok fazla şey söyleniyor, konuşuluyor. Tabii Elon Musk tarafından alındıktan sonra, bir şekilde alındıktan sonra diyelim, o konuda söylenecek çok şey var ama çok şey değişti Twitter'ın içinde ama çekirdek hala aynı. O konulara fazla girmeden biz işin erişilebilirlik tarafına bakalım. Twitter'ı bir Android kullanıcısı... Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Twitter, yani Android'deki durumunu sen daha iyi biliyorsun. Ama tam bir kör işi yani, çünkü her şey yazıyla, gerçi resim paylaşımı falan filan yapıyor insanlar ama genelde işte her şey yazıyla, kısa kısa yazıyla insanlar kendilerini ifade ediyorlar ve ya başına bir şey mi geldi, bir sıkıntılı bir olay mı oldu yazıyorsun. Artık devlet başkanları bile, birçok devlet başkanı bile
Twitter'dan açıklamalar yapıyor. Bir nevi resmi gazete olarak, dijital resmi gazete olarak kullanıyorlar Twitter'ı. Bir problem olduğunda işte siyasetçiler olsun, sporcular olsun, sanatçılar olsun. Yani bazıları gerçi Instagram alanına yöneldi ama orası biraz daha Instagram dediğimiz şey biraz daha böyle nasıl diyeyim böyle cancanalı mı derler, böyle janjanlı mı derler. Orası biraz daha başka bir ortam, yani çok ciddiyet yok orada. Twitter'da sanki biraz daha ciddiyet ve resmiyet var. Onun için insanlar çok daha fazla tercih ediyor. Ben de bütün buradan görme engelli arkadaşlara tavsiye ediyorum. Şu an ben mesela Facebook kullanmıyorum aktif bir şekilde. Instagram kullanmıyorum ama Twitter'ı neredeyse böyle haftada bir, 2-3 günde bir şeyler yazıyorum oraya. Ve insanların paylaşımlarını takip ediyorum. Güzel oluyor yani. Size de tavsiye ederim bütün arkadaşlarıma buradan. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet Salih, bir Android telefonda nasıl kullanıyoruz Twitter'ı? Sen aslında bana sordun ama Twitter'ın tanımını çok güzel yaptın. Daha çok yazılı şeyler paylaşarak bir görsel, yani dijital bir gazete, bir haberleşme aracı, bir sosyal medya uygulaması ama daha çok yazıların, metinlerin çok büyük kitlelere ulaştığı, dediğin gibi bir sıradan bir insanın herhangi bir ülkenin devlet başkanına kadar ulaşabildiği, yani tabiri caizse Amerikan başkanına ayarı verdim derler ya hani onun artık gerçek olduğu bir dünya Twitter. Biz bunu nasıl kullanıyoruz Android'de onu aşağı yukarı sizlere göstermeye çalışacağız ve Twitter'ın gerçekten kullanılabilir sosyal medya uygulaması olduğunu sizlere göstereceğiz. Bizim de bir Twitter hesabımız var. Tabii ki takip etmeyenler mutlaka takip etsinler. Erişilebilir Android Twitter'da 100'ün üzerinde takipçimiz var şu anda. Yani bu kitle gerçekten iyi bir kitle ve güzel paylaşımlarımız oluyor. Mutlaka takip edin. Gruplarda paylaştıklarımızdan bazen daha farklı bilgiler de burada paylaşıyoruz. O yüzden Twitter hesabımızı takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. YouTube'daki canlı yayınımızın altında bağlantımız var. Sitemizde Twitter bağlantımız var. Takip edin. Biz de Twitter'ı özellikle kullanmaya başlayalım. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz Twitter'ı. Evet. Yönetici arkadaşlarımızda da Twitter kullanmayanlar var. Değil mi? Sağ olsun. Mesela Özge bütün tweetleri retweetliyor görüyorum ben. Ve hani evet. Bu GuessWeb'in yöneticilerinden Çiler özellikle mesela beğenilerde ve retweetlerde bulunuyor. Ben bayağı mesela ben kullanmıyorum. Semih Güven de tabii ki. Ömer Yeşiltaş'ın Twitter'ı var ama yani ya ben genel itibariyle Twitter değil de genel itibariyle onu da kullanmıyorum abi. Ya sosyal medya kullanmayı çok alışamadım ya ne bileyim. İşte Twitter'ı bir sosyal medya gibi düşünme Ömer. Yani ben de mesela Facebook'u falan sevmiyorum ama ya Twitter'da mesela insanlar şurada şunu yapıyorum, şunu bunu yapıyorum demiyor. İşte diyorum ya mesela haber şeyler var. Ben mesela donanım haberi takip ediyorum. Tekno Pad'ı takip ya bak şimdi önce. Şöyle sözünü kestim de bana çok karışık geliyor. Yani mesela hiç takip etmediğim adamların ya da haber sitelerinin vesaire neyse haberleri, tweetleri böyle sürekli benim ana sayfamda geziyor. Tamam. Ya bir orada gidiyorum sürekli onlar. Ondan ha mesela onların ya ben tabii uğraşmadığım için vardır bir yol ama ya gıcık oldum bir kere ya sürekli TRT Spor, TRT Haber, TRT bilmem ne ya da ne bileyim işte başka şeyler. Sürekli orada ana ekranda kendi takip ettiklerimi göremiyorum onların içinde. Bağırma sakin ol Ömer sinirlenme. İşte, tamam ya tamam ben de Mehmet abi gibi Mehmet abi. Evet Salih başlayalım abi. Adam yalnız Ömer abinin kendini savunmaya geçmesi muazzamdı. Arjantin gibi saldırdı bize. Ya işte biraz önce Semih telefon aldı ya ben mi dedim telefon al diye diyecektim orada da olmadı neyse. Ya ben mi dedim telefon al. Evet tam yeriydi. Geçelim şu Twitter'a ya. Şimdi Twitter'a geçeceğiz. Öncesinde Twitter'da nelerin olduğuna bir bakalım. Klasik sekmelerimiz olacak Twitter'da. Ana sayfa seçildi. Ara ve keşfet. Bildirimler. Tamam. Mesajlar. Ve mesajlar sekmemiz var. Tekrar söyleyeyim. Ana sayfa, ara ve keşfet, bildirimler ve mesajlarımız var. Ana sayfa tweetlerin düştüğü bizim ana sayfamız. Burada az önce de bahsettiğimiz gibi dünya ve bizim coğrafyamızdan popüler tweetler burada görünüyor ve bizim takip ettiğimiz kişilerin tweetleri burada görünüyor. Biz kendi
profilimizin üzerinden giderek bunu yapacağız. Twitter üzerinde dolaşacağız. Bir de yukarıdaki gezinti çekmecesini göster. Gezinti çekmecesine bakalım. Erişilebilir Android adlı kişinin profil resmi düğme. Burada bizim profilimizin olduğu bölüm var. Hesap değiştir. Hesap değiştirebiliyoruz. Birkaç tane hesabı Twitter resmi uygulamasında yönetebiliyoruz. Android'de üçüncü taraf Twitter uygulamaları da fazlasıyla var ama yine en kullanışlısı orijinal Twitter uygulaması. Erişilebilir Android'de temsil Android. 26 takip edilen. 111 takipçi. 111 de takipçimiz varmış gördüğünüz üzere. Bunu bir an önce daha fazla takipçiye ulaştıralım. Profil. Profilimiz. Konular. Konular var. Yer işaretleri. Yer işaretleri bizim favorilere eklediğimiz tweetlerin olduğu bölüm. Listeler. Listelerimiz var. Kişileri bir liste haline getirip buradan da bir çizelge oluşturabiliyoruz. Twitter çevresi. Twitter çevresi yeni bir özellik. Temel olduğu için bunları anlatmayalım şu anlık. İçerik üreticisi stüdyosu. Bu profesyonel Twitter kullanıcıları için bir stüdyodur. Profesyonel araçlar. Ayarlar ve destek. Ayarlar ve destek. Burada Twitter ayarlarımız var. Karanlık mod. Koyu modumuz var. Ayarlar ve desteğe kısaca destek. Bakalım. Ayarlar ve gizlilik. Ayarlar ve gizliliğe ayarlar. Girebiliyoruz. Güvenlik ve hesap erişimi hesabının güvenliğini yönet ve hesabına bağladığın uygulamalarda hesabının kullanımını takip et. Geri dönüştürme Twitter'da nasıl para kazanabileceğini gör ve para kazanma seçeneklerini yönet. Bu da profesyonel kullanıcılar için bir özellik bu. Eğer orijinal bir Twitter hesabınız, onaylı bir Twitter hesabınız varsa bu hesaptan para kazanabiliyorsunuz. Gizlilik ve güvenlik Twitter'da gördüğün ve paylaştığın bilgileri yönet. Gizlilik burada. Hesabınız burada. Bunlar zaten klasik şeyler. Bize şurada evet. Bir erişilebilirlik menüsü var. Bildirimler, etkinliklerin, ilgi alanların ve önerilerin hakkında erişilebilirlik. Ekran bilgiler Twitter içeriğinin sana nasıl görüntüleneceğini yönet. Erişilebilirlik. Ekran yukarı git düğme. Erişilebilirlik. Ekran et erişilebilirlik. Twitter içeriğinin sana nasıl görüntüleneceğini yönet. Erişilebilirlik Twitter deneyiminin istediğin yönlerini yönet. Örneğin görüntü medya, görüntü ve sesi yönet. Şimdi bunu aslında diller Twitter deneyimini görüntü ve medyaya görüntü girelim. Ses, yukarı görüntü ve ses et erişilebilirlik. Medya geçersiz. Medya ön izlemeleri anahtar kapalı. Medya ön izlemeleri sizde açık gelecek. Bunu kapatın. Bunu kapatırsanız ana sayfada dolaşırken resimler için tek bir daha dolaşmanıza gerek kalmaz. Tweetler düz bir liste şeklinde tek tek dolaşarak önünüze gelecektir. Göster. Bir de videolar otomatik oynuyor. O açık olduğu zaman. Emojiler anahtar açık cihazının varsa yılan setiğinde Twitter emojisini kullan. Hızlı bir şekilde biter. Ses kapalı olduğu için evet. De videoların oynadığını anlamazsınız. Anlayamazsınız. Bunların kapalı olması her zaman daha iyidir. Ses efektleri anahtar açık. Twitter'daki ses efektleri var. Bunları da sayfanızı yenilediğinizde açık mı olsun, kapalı mı olsun bunu görebiliyorsunuz. Web tarayıcısı. Web tarayıcısı sayfadaki linklerin nasıl açılacağını gösterecek bize. Uygulama içi tarayıcıyı kullanan anahtar açık dış bağlantıları Twitter tarayıcısıyla aç. Biz bunu kullanıyoruz. Çok da sorun çıkartmıyor. Çünkü şöyle bir yere girdiğinizde yine Chrome'u kullanıyor aslında da. Mesela diyelim ki bir bağlantıyı tıkladın, okudun. Geri çıktığında seni direkt o tweet'in içine atıyor. Öteki türlü Twitter'dan çıkış yapmış oluyor. Tekrar geri Twitter'ı bulman gerekiyor. Sıkıntı. Yani bu böyle daha iyi. Ayarlarımız böyle erişilebilirlik ayarları. Bunların dışında ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok Twitter'da. Her şey gayet kullanışlı bir şekilde gelecek. Erişilebilirlik. Ekran ve... Biz ana sayfamıza ayarlar. Dönelim. Ana sayfa seçildi. Ana sayfamız seçili zaten. Burada tweetlerin arasında dolaşacağız. TikTok et TikTok kiralı. TikTok et. Turu SLMA'ya uymuşak Yeleve Telmanoğlu. Özür dilerim. 6 yaşında nikahlanan kızı. Seyitçi Kuçar Türkiye et Selçuk Kuçar.com. O nebzulumun da et mi o nebzulumun da. Bakalım o halde. İsterseniz bizim profilimize girip dolaşalım çünkü. Gezinti burada çok fazla. Popüler tweetler açık değil mi? Gezinti çekmecesi. Erişilebilir Android adlı kişi. Tweetler. Erişilebilir Android et erişil Android. Android uygulamamız yayında. Google Play'den indirebilirsiniz. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Ok işaretli cep telefonu. https://t.co/oltifu79 https://t.co/mobokredi. Sabitlenmiş tweet. Eylül 24. 3 repliyiz. 4 retweets. 5 likes. Şimdi bunların söylenmesini bekledim. Bir süre kusura bakmayın. Şimdi buradaki bir tweetin üzerinde ne yapabiliriz? Bu ana sayfada gördüğümüz bir güncelleme. Bir kişiden gelen bir güncelleme olarak düşünelim bunu. İnsanlar bununla ilgili çok soru soruyorlar. Bu tweetle ne yapabiliriz? Nasıl etkileşimde bulunabiliriz? Bunun için tweetin üzerine çift dokunup uzun basıyoruz. Uzun basar bitenmiş tweet'i yanıtla. Yanıtla. Retweetle. Retweetle. Retweetle dediğimiz kendi profilimizde bu tweet'i paylaşmak ya da Facebook kullanıcıları için karşılığı olarak kendi profilinizde bunu paylaşıyorsunuz. Buna alıntı da ekleyebiliyorsunuz, yorum yazabiliyorsunuz alıntı derken. Beğen. Bu tweet'i beğenip favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Paylaş. Paylaş diyerek de tweet'i başka bir mecrada ya da bağlantısını paylaşabiliyorsunuz. Paylaş. Tamamen bu şekilde yanıtla diyerek bu tweet'e bir yanıt verebiliyorsunuz. Aynı şekilde yanıtlaya dokunduğunuzda klavye açılıyor ve yanıtınızı yazabiliyorsunuz. 58.
Eterisil Android. Hesap. Fotoğraflar düğme. GIF düğme. Anket düğme. Fotoğraflar. GIF ekleyebiliyorsunuz. Anket var. Sen ne diyorsun Semih abi? Yok tamam bir şey demedim. Hı-hı. Coğrafi etiketi aç düğme. Konum ekleyebiliyorsunuz tweetinize. Tweet uzunluğu %0. Tweet uzunluğu şu anda %0 çünkü hiçbir şey yazmadık. Buraya 280 karakterlik bir şey yazabiliyoruz. Aşama çubuğu ilerleme 0. Burası biz yazmaya başladıkça ilerleyecek ve %100'e kadar dolacak. Yanı tekle düğme geçersiz. Yanı tekle düğme. Burada yanıtımızı yanı yazacağımız alan açıldı önümüze. Dokunarak tarama duraklatıldı. Şu anda Jesuel ABK doğru şekilde çalışmadığı için aslında klavye önümüze açılmış ama ben bunu dokunarak taramasını durdurarak yanıt yazabileceğim. Yanıtımızı yazacağız mesela. Taraf T. Ma. S. Temas et. Silindi. Taraf T. S. Kesme işareti. Test yazdık. Kesme işareti. Silindi. Test. Herhangi bir test uygulamasında test yazarak kısaca bunu böyle yapıyorum. Uzun bas. Geri git. Dokunarak tarama et. Geri git düğme. ABK'nın bu şekilde olması şu anda gerçekten sıkıntı yaratıyor. TWETLE düğme. Tweetle düğmesi hemen geri gitten bir tane sağ kaydırdığınızda yanıtı yayınlayacağınız düğmedir. Buna bastığınızda tweete yanıt verebiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi tweetin üzerinde iki kere dokunup uzun basıyorsunuz. Yanıtları tweetle herhangi bir seçeneklerden yanıtlaya basıp herhangi bir tweete cevap verebiliyorsunuz. Tweet kaydedilsin mi? Buna cevap yazmadım. Tweet daha sonra... Tasla sil düğme. Tweet'i bu şekilde silebiliyoruz. Ana sayfamıza dönelim. Ana sayfa seçil. Burada popüler tweetler var aynı şekilde ve gezinti çekmedi. Popüler tweetler açık. Popüler tweetler açıkken biz bunu en son bizim takip ettiğimiz en son tweetlere getireceğiz. İçerik tercihlerini gör. En son tweetler. En son tweetlere geldik. Webtekno et webtekno. Hepsini tek tek inceledik. https://t.co/sitpo7rp5 2 saat önce 19 likes. Webtekno'nun bir tweet'i var burada. Bunun detaylarını açabiliyoruz. Webtekno.com internette en çok satan kişisel bakım ürünleri güvenilir mi? Böyle bir tweet atmışlar. Burada da tweet'i detaylarını açtığımız zaman 2 saat önce 19 beğeni yanıtla retweetle beğen Twitter paylaşımı. Az önce yukarıda gösterdiğimiz gibi yani uzun bastığımızda gördüğümüz seçenekleri tweet'e çift tıklayarak ama uzun basmadan açtığımızda tweet detaylarında da görebiliyoruz ve yukarıda tweet'in açıklamasını. Webtekno et webtekno. İçini tek burada, tek inceledik. https2. Diğer işletim sistemi yani iOS kullanan arkadaşların anlamasının kolay olması açısından şunu söyleyeceğim. Şimdi onlar aşağı yukarı hareketlerle hani tweet'in üzerindeyken beğen işte retweet'le falan yapıyorlar yani bir aşağı yukarı parmak hareketleriyle. Android'de bunun karşılığı çift dokunup basılı tutma. Yani sonuçta belki biraz daha şey oluyor ama sonuçta zor değil. Arayüzler aşağı yukarı değil. Arayüzler aynı. Arayüzler tamamen aynı. Sadece ufak bir yöntem farkı var. Android'in her zaman kendi farkını koyduğu nokta burada. Klasik yöntem menü uzun basarak geliyor önümüze. Bunu Talkback ya da Jesuel işlemlerinden de bu seçeneklere girebiliyoruz ama Twitter işimizi kolaylaştırmak için uzun basmanın içine de bu menüyü koymuş. Güzel bir özellik. Yani, şimdi bu popüler tweetleri kapattık Ömer bak yukarıda. En yukarıdaydı. Hı hı. Şimdi artık normal. Bunu tweetler... yaptığımızda bizim kendi takip ettiğimiz insanların tweetleri burada görüntülenecek. Senin hesabını da biz takip ediyoruz. Çıkar. Reklamlar da var evet onları zaman zaman gizleyebiliyoruz. Şu anda biz bir tweetteki linke nasıl tıklayabiliriz onu hepsini tek tek inceledik. Göstermeye çalışacağım. Evet. Tabi bu tweette bir link yok. Webtekno.com internette en çok satan kişisel bakım ürünleri güvenilir mi? Şimdi bazı nasıl tweetlerde bir ön izleme bağlantısı var. Çünkü Twitter Card yöntemini kullanıyorlar. Çok fazla teknik izahaya girmiyorum. Twitter Card yöntemini kullananlar için bu link doğrudan önümüze geliyor ve biz buna tıklayabiliyoruz. Ama Twitter Card yöntemini kullanmıyorsa sadece satırın içinde link varsa örneğin kendi tweetimizde gösterelim. Hesap değiş, erişilebilir andı, 26 takip edilen, Salih Kun, erişilebilir andı, burada benim kendi hesabımda var. 26, 100 konular, erişilebilir Android'e bir link yazmış tweet bulacağım. Evet, şu anda burada var. Yeni yazı yazı yazan Ergökhan Çapanoğlu yazdı. WhatsApp'tan kendinize mesaj gönderin, konuşma balonu okumak için tıklayın. Bunu, profil resmi WhatsApp'tan kendi, biz de Twitter kart kullandığımız için,
Yani bu şekilde hemen link yanında görüntüleniyor. Ama satır içinde görüntülenirse eğer web adresini göster işlemini yaparak, yani buna bir kısa yol atadıysanız tek hareketle ya da yapmadıysanız sağ aşağı sağ kaydırıp web adresini göster seçeneğine tıklayarak oradaki linklerden dilediğinize tıklayabilirsiniz. Bazı haber siteleri, önemli siteler Twitter kart yöntemini kullandığı için sizin linke tıklamanızı kolaylaştırıyor. Tweet'ten bir tane sağ kaydırdığınızda tweet'teki bağlantıya tıklayabiliyorsunuz. Twitter'la ilgili aslında uzun uzun anlatılacak şey yok. Tweetlerinizin arasında bu şekilde dolaşıyorsunuz. Ve biz size nasıl tweet yazacağınızı da gösterelim. Ondan sonra Semih abi ya da diğer sorular varsa onlara bakalım. Erişilebilir Android. Ana sayfa ana sayfaya dönüyoruz. Yeni tweet düğme. Tweet yazmak için sen nasıl yöntem kullanıyorsun Semih abi? Ben yeni tweet yaz diyorum. Yeni tweet oluştur diyorum. Ana sayfanın hemen solunda. Yani ben öyle buluyorum. Hı-hı. Oradan tekrar yeni eylemler var diyor. Bir daha çift tıklıyorum. İki kere çift tıklıyorum. Evet işte bunu göstereceğim. Tweet oluşturmak için yeni tweet düğmesine iki kere çift dokunuyorsunuz. Yani bir kere çift dokunduktan sonra aynı şekilde bir kere daha çift dokunuyorsunuz ve hemen yazı alanı önünüze açılıyor. Tweet'e yeni tweet düğmesine bastığınız için ki farklı seçenekler de var. Canlı yayın, fotoğraf ekle, anket oluştur tarzı. Ama yazma alanına odaklanmak yeni için tweet düğme. Yeni tweet'e bastık. Yeni eylemler var. Hemen önümüze yazma alanı açıldı. Yine dokunmayı kapatıp klavyede bir şeyler yazmam gerekecek. O yüzden buna bakmayalım. Dokunarak şöyle tarama duraklatıldı. Klavyemizi kapatalım ve yeni tweet yazdığınızı bu şekilde. Tweet'in kimlerin yanıtlayabileceğini değiştirir. Buradaki seçenekleri de gösterelim. Fotoğraflar düğme. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. GIF düğme. GIF ekleyebiliyorsunuz. Anket düğme. Anket ekleyebiliyorsunuz. Coğrafi etiketi aç düğme. Konum ekleyebiliyorsunuz. Tweet uzunluğu %0. Aynı şekilde tweet uzunluğu. Aşama çubuğu iler. Bir tweet ekle düğme geçersiz. Şimdi burada tweet ekle düğmesi geçersiz. Niye? Çünkü burada bir şey yazmadık. Bir tweet ekle dediğini kısaca anlatayım. Tweetinize birden fazla tweet ekleyebiliyorsunuz ve bir dizi oluşturabiliyorsunuz. Tweet dizisi oluşturup bunların hepsini bir anda tweetleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Eğer anlatmak istediğiniz konu uzun ve bunu farklı farklı tweet bölümlerinde kullanmayıp tek bir dizi halinde anlatmak istiyorsanız bu tek bir tweet olarak görüntülenip altında diziler şeklinde yayınlanıyor. Siz buraya yazdığınız, eklediğiniz tweetleri tek bir tweet olarak göndermiş oluyorsunuz ama görüntülendiğinde dizi şeklinde görüntüleniyor. Twitter dizisi yöntemi de böyle, tweet dizisi yöntemi böyle. Dediğim gibi eğer anlatmak istediğiniz şey 280 karakterden uzunsa tekrar tekrar ana sayfaya gelip tweet oluştur düğmesine basmak ziyade bir tweet daha ekle deyip konuyu uzatabiliyorsunuz dilediğiniz kadar. Salih bak şu Teknopat'ın bir tane tweet'i var. Senin dediğin o satırın içerisinde link var ya. Hemen sen onu göster. Bak. Bu mesela kart kullanmamış bunlar. Bak tıklıyorum. Gitmiyor. Sadece ses çıkıyor. Ana menü. Web adresini aç. Web adresini tıkla tecrübat net 2022 12. Chrome. Evet açtı. Company of Heroes. Hats. Hats. Win. Game. Print. Moba. Sega. Ray. Company of Heroes 3 bağlantı. Ün önümüzdeki yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X'de yayınlanacağını. Böyle bir tweet atmışlar. Tweet'in içerisine giriyorsun. Oradan o tweet'i buluyorsun. Ondan sonra web sayfasını aç deyip tıkla işte teknopat.net diyor. O tıkla dediği yeri tıklayınca tweet'te ne yazdığını okuyabiliyoruz. Şimdi niye böyle? Çünkü Twitter'da 280 karakter sınırlaması olduğu için insanlar küçük bir başlık ve ardına linki bağlıyor. Siz o tweet'in detaylarını merak ediyorsanız girip detaylarından okuyorsunuz. Bu teknoloji siteleri de son derece böyle güzel erişilebilir olduğu için ben seviyorum böyle şeyler okumayı. Ama tabii bu karakter sınırlaması olmasaydı çok daha rahat olurdu işler. Şimdi ben şöyle bir şey sorayım. Sınırlamasına çok fazla takılmamak için sesler çok geç mi geldi bana ya da sana mı öyle bir sesim geç geldi bilmiyorum da bir sıkıntı oldu. Şimdi bu karakter sınırlamasıyla alakalı. Hani biraz önce dedin ya tweet ekle. Ben bir ara
bir tweet atmıştım. Yani çok oldu da. Bayağı da uzun bir şeydi. Sanki bu tweet çok uzun, bunu bölmek ister misiniz gibi bir seçenek gelmişti orada. Ve böl demiştim. Galiba birkaç tweet halinde atmıştı. Bu dediğin dizi olayı herhalde bu değil mi? Kendisi de o şekilde oluşturuyor mu çok uzun yazıp gönderince, yoksa illa tweet ekle deyip kendimiz mi bölmemiz lazım? Sen bunu Tweetings'de mi yapmıştın? Galiba Tweetings'de yaptım ben bunu. Twitter'da bu, olmuyor mu bilmiyorum. Tweetings ama uygulamasının bir özelliği yapıyor. Bu. Tweetings uygulamasının bir özelliği. Normalde istediğiniz uzunlukta tweet'i yazıyorsunuz. O otomatik olarak dizi haline getiriyor. Bu da evet, orada öyle bir şey Twitter olmuş. Uygulaması ama ücretli. Aslında Twitter'la ilgili anlatmak istediğimiz şeyler bu kadar. Twitter terminolojisine özellikle girmemize gerek yok. Retweet bir tweet'i profilinizde paylaştığınız bölümdür. Kendi profilinizde paylaşırsınız. Beğen sizin favorilerinizdir. Yanıtla diyerek de bir tweet'e cevap verebiliyorsunuz. Bu şekilde insanlarla etkileşim kurabiliyorsunuz. Bir de direkt mesaj bölümümüz var. Bu da insanlarla özel olarak mesajlaştığımız bölümdür. Bunun da kullanımı gayet geliştirebilir. Aslında direkt mesajlarda biraz son zamanlarda problem var Salih. Topic'le falan iyi kullanılıyor da Jishu'yla biraz sanki sıkıntı vardı son zamanlarda. Jishu'nun genel olarak direkt Twitter'da bir sıkıntısı olduğundan bahsediyor bazı arkadaşlarımız. Odağın kayması, hemen sizi ana sayfanın üstüne atması ya da tweetleri butonuna atması. Grupta şikayet eden arkadaşlarımız vardı. Bunu zaman zaman çözmeye çalışıyor ama yine Çin'de Twitter kullanamadığı için bizim kendi çabalarımızla ona yardımcı olmamız bu sorunu gidermeye çalışıyor. Ya aslında galiba Jishu'nun bu Twitter içinde aynı şey olsun, Telegram içinde mesela galiba biraz çok listeli, çok daha doğrusu öveli listelerde biraz sıkıntı yaşıyor galiba Jishu. Özellikle bu listeler deki öğeler uzunsa, mesela Telegram'da da öyle. Çok uzun mesajları gönderdiğimizde, işte haber falan gönderiyoruz mesela bazen. O mesajı geçemiyorsun. Bir sonra ya da bir öncekine geçmeye çalıştıkça sürekli aynı yerde takılıyor. Ya da böyle tık 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 ekranda böyle sanki akıyormuş gibi. Ekranda böyle sürekli kaydırıyormuşsun gibi bir hareket, bir işlem oluyor ama herhangi bir şey olmuyor. Galiba bu genel bir problem Jishu'nun şeyiyle. Twitter'da da mı bu şekilde oluyor tam bilmiyorum ama yani uzun çok öğeli listelerde ve özellikle uzun öğelerde bu sıkıntı hep var. Yani WhatsApp'ta falan çok yok gibi ama WhatsApp'ta da zaten bu şekilde olmuyor pek. Ama Telegram'da falan mesela çok var. Evet Salih, Twitter'la ilgili bizimle paylaşacakların sanırım bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunlardan ibarettir. Yine soru gelirse yayın esnasında canlı yayından cevaplamaya çalışırız. Ama anlatacaklarımız tema olarak bu kadar. Twitter uygulamasını evet. Kurup hesabınızı açıp bizi takip etmeyi unutmayın. Kullanıcı adımız erişile Droid. Erişilebilir Android'in erişile Droid kısmıdır. Ya zaten aramaya erişilebilir Android yazdığınızda da bulabileceksiniz. Bugün o 111 takipçiyi birkaç takipçi uzatmadan yayını kapatmayalım. İnşallah. Evet. Arkadaşlar, Twitter'da hesap oluşturmak da son derece erişilebilir. Yeni hesap oluştur dediğinizde mail adresinizi yahut da telefon numaranızı giriyorsunuz. Telefon numaranızı girdiğinizde telefonunuza bir doğrulama mesajı geliyor ve şifrenizi oluşturuyorsunuz. Hesabı oluştur butonuna bastığınızda da hesabınız oluşuyor. Twitter'a Google hesabıyla da giriş yapabiliyorsunuz. Twitter'a Facebook hesabınızla da giriş yapabiliyorsunuz. Böylelikle hani yeni hesap oluşturmadan da mevcut Google hesabınızla Twitter'da oturum açmış oluyorsunuz. Android ve erişilebilirlik konusunda en güncel haberleri kaçırmamak için Twitter ve Instagram'da bizi takip edin. Uygulamamız ve web sayfamızda bütün sosyal mecralardaki profillerimizi bulabilirsiniz. Twitter'ı böylelikle bir kenara koyduk. Salih'e teşekkür ettik. Ömer bize bugün Jishu'nun hareket ayarlarından bahsedecek. Evet Ömer. Evet, herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Jishu anlatımlarımıza kaldığımız yerden
bu programda da devam edeceğiz. Önceki programlarda GSHOW ekran okuyucunun ayarlarını anlatmaya çalıştık. Genel ayarlar, kurulumdan bahsettik. Genel ayarlardan, sentezleyici ayarlarından ve geri bildirim ayarlarından bahsettik. Bugün hareket ayarlarından bahsedeceğiz ama hareket ayarları aslında çok farklı ayrıntıları olan bir bölüm. O yüzden hareket ayarlarının sadece öğelerinden ve biraz o öğelerin ne işe yaradıklarından bahsedeceğiz. Onun dışında hareket paketi oluşturma, hareketlerle alakalı kısımları daha sonraya bırakalım. Çünkü onlar çok uzun gider. Hareket şu şekilde açtım. Tekrar şöyle bir baştan hatırlatma olsun. GSHOW ayarlarına gitmek için önce aşağı sonra sağa kaydırıp GSHOW ayarlarına gidiyorum. Ve bu arada okuma modu. Bendeki GSHOW bir beta sürümü. 20.221.205. Beşinde çıkmış olan bir beta sürümü. Bunda ufak tefek farklılıklar var hareket ayarlarında. Önceki sürümde var mıydı bu hatırlamıyorum. Ondan da kısaca bahsedeceğim. Buradan hareket ayarlarına girdim. Hareket ayarlarındaki öğeleri şöyle bir kısaca gözden geçirelim. Yukarı gittim. Hareket paketi hareketleri. Hareket paketi var. Burası bizim yüklü hareket paketlerimizi görüntüleyip değiştirebileceğimiz hareketlerim, yer. Hareketlerim, ayarları. Bu hareketlerim benim paketimin adı. Bu paketle alakalı ayarlarımızı düzenleyebileceğimiz hareket yer. Hareket tanımları, yüklü hareket paketindeki hareketlerin ne olduklarını, hangi işlemlere atandıklarını görebileceğimiz bir bölüm. Hareket ayarları. Hareket ayarları kısmı da mevcut hareket paketlerini görüntüleyebileceğimiz, silebileceğimiz, paylaşıp düzenleyebileceğimiz yerler. Uygulamaya özgü hareket paketi, Telegram, bir premium özellik. Burada uygulamalara özgü hareket paketleri oluşturup buradan onları işaretleyebiliyoruz. Şurada bir Çince bir yer var. Şu işte bu. Sağ ve sol kısmı. Oyuncu modu kısmı. Önceden oyuncu modu olarak vardı. Bu oyuncu modunu birazcık değiştirmiş arkadaşlar. Ekran bölümleri. Belki. Metin tanıma ve çeviri. Dokunarak hani bu klavyede yazarken falan bazı sorunlar oluyordu galiba. O tarz problemleri belki bu olay çözebilir. Bu. Tanınıyor. Yanlış oldu. Game mode settings. Evet. Game mode settings diyor. Yani oyuncu modu ayarları. Burada oyuncu moduna girdiğimde. Oyuncu modu, oyun oynarken ekran seçenek okuyucu. Var. Neyse bunu geçeyim, devamını anlatayım arkadaşlar. Sağ ve sol kısa yol ayarları. Sağ ve sol kısa yol ayarları var. Ekran ve dolaşım ayarları. Burada dolaşım modlarını falan değiştirebiliyoruz. Ekran kenarı hareketlerimiz var. Bunlara hiç girmeyeceğim bugün. Ses tuşu kısa yolları. Ses tuşu kısa yollarından çok kısa bahsedeceğim. Klavye kısa yol ayarlarından da kısa bahsedebiliriz. Çünkü çok uzun girebilecek dokunma konular. Dokunma ve menü tıklama ayarları. GSHOW menüsüyle alakalı tıklama ayarlarının bulunduğu yer var. Hareketler. Çok bölümlü hareketler de bugün konuşursak çok uzun gidebilecek bölümler. Parmak izi okuyucu hareketleri artık gerekli olmayan bir seçenek. Bu seçeneğin yakında kaldırılacağını tahmin ediyorum. Çünkü artık telefonların parmak izleri bu tarz şeyleri desteklemiyor. Diğer ayarlar yukarı var. Bunları da göreceğiz. Hareket tanımları. Şurada. Hareket ayarları. Hareket ayarlarında. Hareket paketi. Varsayılan seçili değil. Hareketlerim seçili. Özel seçili değil. Play Home seçili değil. İptal düğme. Burada birkaç tane. Bu hareket. Hareket paketi özel. Şimdi seçtik bunu. Hareket paketi özel oldu. Özel hareket ayarları. Mesela bu artık biraz önce hareketlerim hareket ayarlarıydı. Şimdi artık özel hareket ayarları oldu. Burada özel. Çıkın neler özel. Var? Kaydet. Arkadaşlar kaydet. Paylaş. Daha fazla seçenek. Yukarı kaydır önceki şimdi, öğeye git. Varsayılan. Burada çok uzun gider bu işler ama yani çok kısaca bir parmak hareketini şöyle göstereyim. Önce sola sonra mesela. Kaydır sonra uygulama ekranı varsayılan. Varsayılan da son uygulama ekranıymış. Önce sola sonra sağa kaydır. Önce şimdi bu, sonra diyelim ki bunu kaydır. Değiştirmek istiyorum. Önce varsayıl komut yok. Plugin seç özel set. Araçlar uygulama işlev seçili değil. Ben herhangi bir şey yapmak istiyorsam işlevi seçtik. Gelişmiş atıyorum. Menü. Seyol menüsü. Eylem menüsü. Ayarları. Mesela diyelim. Önce sola sonra sağa kaydır. GSLO ayarları işlev. Evet bunu bu şekilde yaptık. Diğer parmak hareketlerini de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Burada bir sürü hareketi yukarı var. Kaydır önce.
ve daha fazla paylaş. Evet. Burada kaydet düğmesini tıklayabilirsiniz. Tıklamasanız da geri çıktığınızda kendisi kaydediyor. Yeni reşo artı bildirimi kaydetti. Paylaş. Şimdi daha fazla şurada işlev oluştur. İşlev oluştur. Yeni otomatik tıklama oluştur. İşlev yönetici, işlev yöneticisi, yeni sesli komut ve sesli komut. Sesli komutları yönet gibi kısımlar var ama bunlara hiç girmeyeceğim. Bunlara hareketlerle alakalı bölümlerde gireriz inşallah. Yukarı mesela şuradan özel hareket ayarları. Hareket tanımları. Bir bakalım. Hareket ayarları. 9 sosyal tarafından hareket ayarları. Bakın bu hareketi yaptığımda şimdi ayarlar. Şimdi şuradan bir çıkayım tamamen. Mesajlaşma. Ana sayfadayım. Önce sola sonra sağa kaydırıyorum. Hareket ayar, içerik okuma ayar, hareket ayarları. İlginç bir şekilde de gelip hareket ayarlarının üzerinde kalıyor niyeyse. Evet, Jisho ayarlarına girdim gördüğünüz gibi. Özel hareket ayarları. Evet. Hareket tanımları. Hareket tanımları arkadaşlar özel, bu. Özel, önce sola sonra sağa kaydır, işlevciye slow ayarları. Mesela burada sadece bunu değiştirmişiz biz. Başka bir şey değiştirmemişiz. O yüzden diğerleri varsayılan sadece bunu okuyor. Telegram, mesela burada benim çift başka parmakla 3 tıkla kısa beklet, yanıtla, ekranın sol kenarından sağa kaydır, işlem burada benim ekran, Telegram'la alakalı toto, brav, kişiler, kişiler ve telefon, motiv video, YouTube tamam düğme gibi uygulamalar için ayarlar, hareket paketleri var. Onları görüyoruz sadece. Burada herhangi bir işlem yapamıyoruz. Hareket ayarları. Evet. Hareket tanımları. Hareket ayarlarına geldim. Hareket oluştur. Burada hareket oluştur diyebiliyoruz. Bunlara hiç girmiyorum. Uygulamaya özgü hareket oluştur. Uygulamaya özgü hareket paketi de buradan oluşturabiliyorsunuz. Hareketlerim. Mesela. Kişiler ve çevirici. Motiv video. Atıyorum şunu. Çift tıklayıp uzun basıyorum. Sil. Adlandır. Paylaş. Gönder. Sil. Bunlar aynı geri bildirim ayarlarında ve diğer ayarlarda anlattığımız üzere Jisho'nun paketlerinin hepsinde aşağı yukarı aynı seçenekler var. Sil siliyor. Gönder. Adlandır. Adlandır yeni bir ad veriyor. Paylaş. Jisho sunucularında paylaşıyor. Gönder de siz bunu bir arkadaşınıza Telegram, WhatsApp neyse bir uygulamayla motive gönderiyorsunuz. YouTube yukarı buradan git düğme. Tekrar çıkıyorum. Uygulamaya özgü hareket paketini de şöyle kısaca hareket, göndereyim. Burada herhangi bir göstereyim değil mi? Yanlış göndereyim dedim. Göstereyim. Şimdi burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece uygulamaya özgü hareket paketinde paketlerinde hangi paketi etkinleştirip hangisini etkinleştirmeyeceğimizi belirliyoruz. Browser Pro seçili. Mesela kişiler ve çevirici seçili. Motiv video seçili. Telefon seçili. Telegram seçili. YouTube seçili. İptal düğme. Tamam düğme. Burada YouTube mesela Telegram YouTube seçili değil. YouTube'u kaldırdım. Tamam uygulamaya özgü hareket paketi. Burada Telegram, zaten Jiptoto Browser Pro, kişiler ve çevirici, telefon, motiv video. Gördüğünüz gibi YouTube artık okumadı. Buradan seçip iptal edebiliyoruz ya da etkinleştirebiliyoruz. Yüklü olan ya da yüklediğimiz paketleri de buradan etkinleştiriyoruz. Şu gamer modda biraz önce ikinci olan kısım. Oyuncu modu. Oyun oynarken ekran seçim. Burada oyuncu modunda. Oyuncu modu. Oyuncu modunun ne olduğunu şöyle kısaca anlatayım. Oyuncu modu dediğimiz şey dokunmatik ekrandaki yani bu dokunarak taramayı duraklatma olayı. Herhangi bir uygulamada Jisho uygulamaya girdiğinizde buradan seçtiğinizde uygulamayı şurada. Uygulamalarımız var mesela. Android bunlardan birisini seçili değil. Hangisini seçersek o uygulamada Jisho dokunarak taramayı duraklatıyor. Yani tıklama olayı devre dışı kalıyor. Oyunlarda özellikle tek aletlerle işlem yapabiliyoruz. İşte buradan seçiyoruz mesela diyelim ki hangi uygulama istiyorsak seçtiğimiz Android uygulama o şekilde oyuncu modu oluyor. Seçim kutusu şurada seçili değil. İki tane seçim kutusu seçim var. Seçim kutusu seçili. Bunun birincisi seçim kutusu seçili değil. Oyuncu modunda sentezleyiciyi devre dışı bırak. Bildirim çubuğu. Bir dakika. 9 sosyal erişilebilir Android. Seçim kutusu seçili. Hareketlerini değiştirdim ya. Metinler. Düğmeler. Metin. Varsayıla. Ekran bölümü. Metin tanıma ve çeviri. Şimdi şu. WhatsApp. Genişle. WhatsApp. App. Seçim kutusu.
Disable voice synthesis in game mode. Check box not selected. İşte oyun modunda sentezleyiciyi devre dışı bırak. Seçim kutusu. Şu da oyun modunda kenar hareketlerini devre dışı bırak. Yani sentezleyiciyi devre dışı bıraktırabiliyorsunuz. Kenar hareketlerini kapatabiliyorsunuz. Belki klavyede falan etkinleştirilirse bu sentezleyici devre dışı bırakılmadan etkinleştirildiğinde belki bir şekilde hani iPhone gibi doğrudan dokunarak yazmak isteyen arkadaşlar var. Onlar da belki konuşur mu bilmiyorum ama bu sadece tahmin. Denemek lazım bunu. Sağ ve sol kısa yol ayarlarında arkadaşlar listelerde hızlıca dolaşmak için kaydırma kısa yollarını kullan. Kaydırma kısa yollarını kullan diye bir seçeneğimiz var. Hızla dolaşmak için kısa yol tuşlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Ben bu özelliği kullanmadım. Galiba Salih sen bunu birkaç defa kullanmıştın ya da anlatmıştın. Uzun listelerde dolaşırken kısa yol tuşlarıyla dolaşabiliyormuşsun. Ne işe yarıyor çok bildiğimi söyleyemem. Neredeyse hiç kullanmadım. Sadece işaretli. Burada sol kısa yol, sol kısa yol ve sağ kısa yol ayarları da arkadaşlar. Önceden işte aşağı tek parmakla kaydırıp hani telefonun yanıtla kaydırıp reddet gibi bu sol kısa yol ve sağ kısa yol işlevleri var. Bunlara öğeler ekleyebiliyoruz buradan. Sağ kısa yol düzenle. Mesela sol, burada neler sol, var? Yukarı sol ekle. Varsayı kapat. Kapat. Reddet. Yıldız iş aramayı. Gibi bunlar var. Bunlara eklemeler yapabiliyoruz ayarladım. Ama bunları çok uzun gideceği için premium, uzatmıyorum. Premium özellik zaten bunlar. Bunların bir çok premium özellik doğru. Düzenleme modunda sözcükleri hareketlerle seçim kutusu seçili değil otomatik sözcük bu da ayarladım. Yine düzenleme modunda öneri sözcüklerini hareketlerle seç ama biz Braille kullandığımız için bizde çok işe yaramıyor. Normal kullananlar için belki kullanılıyor olabilir ama bu da premium özellik. Aramaları her ekranda hareketlerle yanıtla veya sonlandır seçim kutusu seçili. Bu da tüm ekranlarda çağrılara çift tıklayarak veya atadığınız parmak hareketi her neyse onunla yanıtlayıp kapatabilmek için bir seçim kutusu. Aslında bu şu. Tek parmakla aşağı çektiğimizde çağrıyı yanıtlıyoruz. Parmağımızı yukarı ittiğimizde de kapatma hareketi bu. Bunu iptal edersen yine çift parmakla tıklayabiliyorsun. Ama tek parmakla aşağı yukarı çekip işte çağrıyı cevaplayıp sonlandıramıyorsun. Çift parmakla tıklayarak maalesef evet dediğin gibi çağrı cevaplanıyor ama tıklayarak çağrı kapatamıyorum mesela ben. Onun için parmak hareketi atadım. Parmak hareketi atadım. Onu ancak çağrı ekranında yapabiliyorum onu. Onun dışında olmuyor niyeyse. Böyle bir sıkıntısı var. Sağ ekran ve ekran ayarları. Ve öğe dolaşım ayarlarında arkadaşlar çok öğe var. Ekran ve öğe ayrıntılı odak modu seçim kutusu seçili. Bu seçenek daha çok odak öğesine odaklanmaya izin verir. Evet. Ayrıntılı odak modu. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre etkinleştirin. Yani çok ayrıntılı bildiğim bir şey değil. Yani daha çok öğe ile alakalı ayrıntı ve bazı erişilmeyen yerlerdeki öğeleri okuyabiliyor. Özellikle bazı yerler vardı mesela Telegram'ın ayarlarında falan açık kapalı gibi vesaire. Okumuyordu. O tarz yerlerde sanıyorum işe yarıyor bu seçim kutusu. Tepki hızını artır. Seçim kutusu seçili bu seçenekinleştirilmesi. Ben bunu işaretledim. Bazı yazılımların daha hızlı ancak yanıt vermesini sağlayabilir. Herhangi bir farklılık görmedim. Yani tepki hızını artır diye bir şey var. Bazı yazılımlarda daha iyi çalışır ama uyum sorunu olabilir diyor. Çok bir farkını görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Soldan sağa kaydırarak gezin. Bu bizim klasik hareket grubu kullandığımız hareket. Sol ayar, odak sona geldiğinde ilk öğeye kaydır seçim kutusu seçili. Evet odak sona geldiğinde ilk öğeye kaydır arkadaşlar. Yani şöyle en sona geliyorum mesela şuradan. Ve ekran ve öğe dolaşım sayfaları ekran web dolaşım en başa döndü. Web öğe türlerine göre devam etmiyor ama odak konumunu tekrar. Odak sona geldi. Eğer iPhone'daki gibi odak sona geldiğinde seçim. Herhangi bir yere gitmesini istemiyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Odak döngüsünü bir kutusu seçildi. Bunu işaretlediğinizde odak sona geldiğinde böyle bir boşluk gibi bir şey hissediyorsunuz. Böyle bir boş. Bayağı yavaşlatıyor ama telefonu. Evet yavaşlıyor. Odak bu. Mesela şu geldim. Şöyle ve dolaşım, bakın. Ve böyle ve genel yeni pencere sayfaları. Bakın. Ekran. Şurada bir boşluk var. Sayfa sona geldi. Sayfa. Burada. Ekran. Doğru.
liste başına geçiyor. Orada genel dolaşım şey yapıyor. Orada bir boşluk S veriyor. Yeni ve son odak konumunu odak dön odak son şunu odak kaldırıyorum. Odak dön odak konumunu seçim kutusu seçili. Yani kalınan yeri hatırlaması zaten. Son hatırlanan odak öğesini oku, seçim kutusu seçili. En son öğeyi seslendiriyor. Yeni web dolaşım modu Xiaomi tarayıcı gibi tarayıcılarla bazı problemleri vardı Xiaomi. Onunla alakalı bir geliştirme yapmış. Bu daha hızlı tarayabilir ama uyumsuzluk olabilir diyor. Ben açıkçası kullanmıyorum. Samsung çok da işe yaramıyor. Denedim ben. Çok da kullanışlı gelmedi. Yani ben diğer Chrome'da ve diğer Edge'de falan da yani webde kaydırma falan yaparken sıkı. O yüzden bunu kullanmıyorum. Web'e türlerini göz at. Seçim kutusu seçili değil. Bu da arkadaşlar şöyle şu şey hareketi. Ekran varsayılır. Ekran bölümü. Yazda web sayfasında başlıklar, kare işte bağlantılar vesaire gibi dolaşmak için. Bunu işaretlemeseniz de normal web'e türleri göz atı kullanabiliyorsunuz. Web dolaşımı türleri. Buradan da bu web'de neler olsun? Varsayılan, başlıklar, bağlantılar, düğmeler vesaire. Hangisi olsun, hangisi olmasın buradan belirliyorsunuz. Öğe türlerine göre dolaşımı etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil, standart. Normal standart şu şekilde şu. Konuşma hızı, satırlar, sözcükler. Bu aslında öğe türlerine göre dolaş. Ancak bu türlere birer parmak hareketi atadığınızda bunları etkinleştirmenize gerek kalmıyor. Daha zaten önce aşağı sonra yukarı kaydırarak standart da var. O yüzden çok öğe türlerine göre dolaş etkinleştirmek. Bu da genel olarak Android'in arayüzünde kullanacağımız öğe türü. Seçim kutuları, aşama çubuk, listeler buradan liste kullanmak istediklerimizi işaretliyoruz. Genel dolaşım ve tamam diyoruz. Yönet. Seçim kutusu seçili etkinleşti. Şu seçili değil. Kaldırdım onu işaretini mesela. Şu önce aşağı sonra yukarı kaydırdığımızda. Sayfaları otomatik kaydırsın. Mesela. Öğe türlerine göre dolaşım. Normalde. Web dolaşım. Öğe türleri arasında gezebiliyorduk. Yeni öğe seçili. Bunu seçtiğimde bakın şu. Satırlar. Sözcükler. Satırlar. Önce aşağı sonra yukarı. Ama bunu yeni öğe işareti kaldırdığımda. Pencere değiştirin. Ne oldu? Yeni bu oraya gidiyor. Olduğunu kullan, ama yine bu işe parmak hareketi ataması yaparsanız da bu işle de için önce aşağı, sonra bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yukarı, sonra özellikle için sola şey kullanıyorsanız parmağı aşağı kaydırarak yanıtlama yukarı kaydırarak reddetme falan bunun seçili olması iyi oluyor. Pencere değiştiğinde seçilen dolaşım da yani bir pencereden başka pencereye getirdim. Orada kalmamasıyla alakalı bir ayar. Sayfaları otomatik kaydır da güzel bir karıştırıcı olabiliyor. Ekran, o yüzden ekran ve öğe dolaşım yerleri. Kullanmıyorum ben. Web dolaşım şimdi ve türleri. Tek ekran buradan çıktık. Ekran kenarı hareketleri arkadaşlar. Ekranın kenarından yapılan bazı hareketler var. Alt kenar menüsü. Kenar hareketleri, çift parmaklı kenar, menüsün, hareketleri, seçim kutusu seçim, ve kenar menüler seçim. Özellikle ana ekran, son uygulamalar ve geri hareketleri gibi ekran şu donanım tuşlarını gizleyip yapabileceğimiz burada bazı hareketler falan var. Bunları inşallah daha uzun bir zamanda, daha farklı bir uygulamada programda ekran, anlatırız. Ses tuşu kısa yolları, şu ses tuşu açma ve kısma tuşlarıyla alakalı bazı işlevleri gösteriyor. Ses tuşu kısa yolları. Ses tuşlarını kısa yol tuşu olarak kullanmak istiyorsak bunu işaretleyebiliyoruz. Sistem ses ayar panelini gösterir işaretlersek ses tuşlarına bastığımızda şu yukarı sağ tarafta ses açma sürgüleri gözüküyor ya da kısma sürgüleri. İmleci hareket ettirmek için ses tuşlarını kullan. Özellikle yazma alanlarında falan karakter dolaşmak için bunu işaretlemenizi öneririm. Bu faydalı oluyor. Artı kaydırıcılarda da ses tuşlarıyla yüzdeleri ilerletip geri çekebiliyorsunuz. Klavye tuşlarını imleç tuşu olarak kullan da klavyenin ok tuşlarıyla klavye harici klavye bağladığınızda aşağı yukarı tuşlarıyla öğeler arasında dolaşmanızı sağlıyor. Bu işlev ekran okuyucuyu kulaklık tuşlarıyla kullan. Kutusu seçili değil, ekran okuyucu. Bunu ben kullanmayı denedim. Ya çok da seçili. Şey değil.
verimli bir şey değil. Kulaklık tuşuna bastığınızda gidiyor ama yani geri gelme falan yok. Bayağı sıkıntılı. O yüzden şimdi burada 2'ye 3'e bölüp birkaç programda anlatabiliriz bunu ya. Yani çünkü hareket ayarları çok geniş. Yani çok geniş aynen. Mesela şu özel parmak hareketi oluşturma, ses açma oluşturma, ve yeni işle oluşturma, bunlara bakmak lazım aslında. Modu. Evet, onlara bakacağız abi de onların hani bu menülerin tanıtım esnasında değil de onlara ayrı bir şey olarak bakalım dediğin gibi. Aynen. Ekran okuyucu, ses açma ve kısma burada tuşlarına birlikte basit ses açma ve kısma tuşlarıyla ilgili şeyler var arkadaşlar. Bunları da ayrı programa koyalım, aktaralım. Burada ses tuşlarına işlem atayabiliyorsunuz işlev. Onlara girmeyeceğim. Ses tuşu kısa yolları. Sanki nedense. Klavye kısa yol ayarlarını da hiç girmiyorum ama burada harici klavye paketleri oluşturabiliyor. Klavye paketlerini silebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Bunları da yine farklı bir programda anlatayım. Ben bugün Fas maçında Fas'ın golüne çok bağırdım. Fener Türkiye gol atmış gibi sevindim vallahi öyle. Galiba ondan sesim kısıldı biraz. Dokunma ve menü tıklama ayarlarında tek tıklayarak etkinleştir seçim kutusu seçili değil odak öğesinin etkinleştirilmesi için bir kez tıklanıp tıklamayacağını belirler. Yapıyoruz arkadaşlar. Bu çok kullanışlı değil en azından bizim için. Görseydik belki bizim için faydalı olurdu ama görmediğimiz için bu işlevi kullanamıyoruz. Etkinleştirmek için parmağı kaldır da seçim kutusu seçili değil parmağınızı yukarı kaldırmak. Parmağımızı ekranda dolaştırıp kaldırdığımız zaman o altındaki öğenin etkinleşmesi anlamına geliyor. Yani bir tür tek tıklayarak etkinleştirme gibi ama parmak kaldırmada çalışıyor. Doğrudan tıklama seçim kutusu premium bir özellik ancak bazı öğeleri tıklamak gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Onların tıklanması noktasında bu doğrudan tıklama çok konuşuyor. Doğrudan tıklama çok faydalı bir şey. Açıkçası ben kullanıyorum premium olduğu için. Bunu işaretleyebiliyorum. Bu doğrudan tıklama gerçekten çok işe yarıyor. Bazı özellikle mesela sahibinden.com uygulamasında açıklama kısmı tıklanmıyor çift tıkladığım zaman. Ama doğrudan tıklama yaptığımda tıklanıyor örneğin. Bazı birçok uygulamada var. BIP'te falan da buna benzer sorunlar olduğunu duymuştum. Parmak uzun bekletildiğinde uzun tıklama gerçekleştir. Adı üstünde. Belli. Uzun tıkladığında eğlenmenin görüntüler atadıysanız uzun beklettiğinizde o uygulama için atadığınız parmak hareketleri gözüküyor. Sanıyorum kastettiği bu. Eylem menüsünde devre dışı eylemleri göster. Seçili. Bunun işaretini kaldırabilirsiniz. Seçili değil. Niye işaretlenmiş bilmiyorum. Kaldırdım. Dokun ve beklet gecikmesi. Burayla hiç oynamayın. Jişo menülerinde parmağı kaldırarak etkinleştir. Bu da yine Jişo'nun şu ana menü, eylem menüsü gibi menülerde öğeler arasında parmağı kaldırmadan dolaştırıp sonra istediğimiz etkinleştirmek istediğimiz öğede parmağı kaldırarak etkinleştirebiliyoruz. Sanal tuşları da tek tıkla etkinleştir. Bu da şu ana ekran, geri ve son uygulamada tuşlarını etkinleştirebiliyoruz. Tek tıkla bunu işaretlediğimiz. Dokunma ve menü tıklama ayarları. Burada çok bölümlü hareketler. Çok bölümlü hareketlere de girmiyorum. Parmak izi okuyucu hareketleri, parmak izi üzerinde yapılan hareketler ancak yeni telefonlar için bu uygun değil. Buradan geçtiğim diğerin içinde sallamayla alakalı ayarlar var. Sallamaya bir komut atayabiliyorsunuz. Çağrı yanıtlama veya başka işler. Sallama hassasiyetini buradan belirleyebiliyorsunuz. Sallayarak yanıtla seçim kutusu seçili değil. İşaretlerseniz sallayarak çağrı yanıtlayabiliyorsunuz. Sözcük tanıma modunda özel hareketleri devre dışı bırak. Sözcük dolaşırken bazı özel hareketler devre dışı bırakılabiliyor. Şu aslında eski sözcük tarama modu bu. Önce aşağı sonra yok. Önce sola sonra aşağı kaydırarak mıydı? Odak modu ve sözcük modu. O moddan bahsediyor galiba bu. Düğüm tarama modunu kesinlikle yapmayın. Bayağı sıkıntı oluyor. Öğelerin ayrıntılarını böyle okumaya başlıyor. Değişik yok. Default garip şeyler oluyor. Problem. Yani bu biraz geliştiriciler için aslında daha çok bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Çok parmaklı hareketleri etkinleştir. Malumunuz olduğu üzere çok dokunma
Çoklu parmak hareketi kullanmak için iki parmak, üç parmaklı hareketleri etkinleştir. Tamamen görme engelliyseniz. Bu da hareketleri devre dışı bırakmayın. Seçim kutusu seçili. Bunu işaretini kaldırırsanız arkadaşlar tamamen G-Show'a gidiyor. Haberiniz olsun. G-Show'a kapatıp açmadan da düzelmiyor. Ekran okuyucuyu yalnızca ben de onu anlamış değilim. Etkinleştir. Seçim kutusu seçili. Ben de bilmiyorum abi. Normalde dokunarak taramayı zaten duraklatabiliyoruz. Şu da ekran okuyucuyu yalnızca bildirim çubuğundan etkinleştir. Ben bunu kullanmayı beceremedim. İşaretledim, bakıyorum bildirim çubuğunda falan ekran okuyucunun etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılmasıyla alakalı herhangi bir ayar görmedim. Ya da benim beceriksizliğim bilmiyorum ama buradan etkinleşmiyor. Yukarı git düğme. Evet, hareket ayarları bu kadar. İnşallah gelecek programlarımızda bu hareket ayarlarını Semih'in söylediği gibi ayrıntılarına girelim. Hareket paket oluşturma, uygulamaya özgü hareket oluşturma, ses tuşu kısa yolları atama oluşturma vesaire gibi şeyleri de anlatalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sesim de zaten böyle kısılmaya başladı. Evet. Herkese iyi akşamlar. Erişilebilir Android Podcast yayında. Siz neredeyseniz orada. Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer ve daha birçok podcast istemcisiyle bizi dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar Ömer. Bu 47 dakikalık anlatımın için. O kadar oldu mu? O kadar olmadı be. Oldu. Yok, olmamış olabilir, evet. Gerçi doğru söylüyorsun. 34 dakika olmuş. Baktım ben. Evet, teşekkür ederiz. Aslında biraz daha hızlı anlattı Ömer. Bayağı da hızlı anlattı. Çünkü çok geniş bir menü, hareket ayarları menüsü. Harbiden böyle denizler, deryalar. Ben mesela G-Show'yu kurarken en çok orada vakit kaybediyorum. Onun dışındaki diğer menüler çok daha basit ve hızlı bir şekilde geçiyor. Çünkü birçok yerde yapacak bir şey yok ama bu hareket ayarlarında yapacak çok şey var. İşte bu bir sonraki programlarımızda artık otomatik tıklama ve yeni işlev oluştur hareketlerini de görebiliriz. Nasıl? %4. Ses düzeyi geçersiz. Ses perdesi ayarlarını zorla seçin. Kutucu seçil değil. Hoca dizermedim. Okuma ses perdesi ayarlarını. Neyse, tamam. Nasıl öyle abi? Olsun. Devam et sen. Biz bu programda şimdi MP3 kesmeyi işleyeceğiz. Ve sonrasında video ses eklemeyi bu programda yapalım mı? Yoksa süreden dolayı onu... Bir program sonraya sarkıtırız. Bir de hangi programda yapacaksın onu bize anlat. MP3 ses kesici diye geçiyor aslında. Bu isimde çok program var. O yüzden bu programı, benim tanıtacağım programı indirmek için sitemizin uygulamalar bölümünden faydalanabilir arkadaşlar. Play Store'da maalesef bu uygulamaya benzer birçok uygulama var. Onlar daha erişilebilirlik yönünde sıkıntılı. Arkadaşlar, uygulamamız reklam içeren bir uygulama. O yüzden öncelikle bildirim gövdesi. Bildirim açık. Ahmet, mobil veri ya da Wi-Fi bağlantınızı kapatın. Ya da reklam engelleyici uygulamalar kullanın. Sosyal, klasör, müzik, klasör. Klasör açıldı. Sayfa 1-1. Hemen. Ses kesici uygulamasına tıklıyorum. Ses kesici. Audio, video, yeter. Düğme. Arkadaşlar, soldan sağa süpürme hareketleriyle gezerken önce bir düğme seçeneği geliyor. Bu etiketsiz bir düğme. Aslında yapmak istediğimiz işlevden öncesi, yani o işleve tıklayacağımız bir düğme. Mesela ilk düğmeden sonra video kesme ayarı var. Seçeneği var, özür dilerim. İkinci düğme ses kesicinin. Ses kes. Bir geri geliyorum, tekrar ikinci düğmeye tıklıyorum. Burada şarkı listem karşıma çıkıyor. İstediğim bir şarkıyı seçiyorum. Şunu seçin. Çift tıkladım şarkıya, artık kesme işlemim başladı. Burada birkaç tane etiketsiz düğme var aslında. Bunlar bizim hiçbir işimize yaramıyor açıkçası. Belki görsel birkaç özelliği vardır ama erişilebilirlik manasında hiçbir özelliği yok. İşareti başla 0.00. Burada işaretin başlayacağı süreyi söylüyor. Bitiş işareti 15.05. MP3 40. Bitiş 15. saniyede biteceğini söyle. Bu varsayılan olarak geliyor arkadaşlar. MP3 44 100 Hz 128 kbps 257.99 saniye. Burayı neden dinlettim? Aslında bizim için önemli olan nokta bu. Bunun sonunda belirttiği o 259 nokta
kaçtı? 257.99 saniye. Bu bizim şarkımızın süresi. Bizi ilgilendiren kısım bu. Bu metin alanına şarkının kaçıncı saniyesinden başlamasını istediğimizi yazacağız. Mesela ben 40. saniyeden başlatayım. 4, 0. Yazdım. Hemen bir saniye o alanı çekin. 40. saniye. Burada geriye sar tuşu. Oynat tuşu. Hızlı ileri düğme. İleri tuşu. Son. Son diyor. 15.05 metin ayrılığı. Ve biteceği saniye. Burada da varsayılan olarak 15. saniye geliyor. Bunu da temizliyorum. Ben 40. saniye ve 80. saniyeler arasını keseyim örnek olarak. 8, 0. 80 yazdım. Bitti. Şu anda sürem MP3, hazır. 44, 100, 120, bitiş işareti, 108. MP, başlama. 40, 40, oyun düğme. Kısa bir dinleteceğim. Telif yememek için hemen açıp kapatacağım. Şarkımı kesmeye başladı. Yani bu süreyi ön izleyebiliyorum. 40 ve 80. saniyeler arasında hangi bölümlerin olduğunu bu oynat tuşuyla dinleyip bir geriye sarabilir, bir ileriye sarabilirim. Eğer istediğimiz kısımlar değilse bunu 81. saniye yapabilirsiniz ya da 81. saniye 50. saniye salise yapabilirsiniz. Bunun için de 80.50 yazıyorsunuz. 80. saniyenin 50. salisesinde bitiş oluyor. 22. Maral Gökhan Doğan, diyelim ki bitti işlemimiz. Kaydetmemiz gerekiyor. Süpürme hareketleriyle Maral Gökhan Doğan, kaydetmek. Kayıt etmek diye çevirdikleri düğmeyi buluyoruz. Burada AC022 diye başlayan bir yazım alanı var. Ben bunu temizledim. İsim veriyorum burada dosyaya. Deneme yazayım. Bitirdim. Deneme yazdık. İptal et. Okey. Okey. Ses başarılı kaydedildi. Uyarısını aldım. Artık o bölüm kesildi. Bunu nereden bulacağım ben? Uygulamalarıma, dosyalarıma tıklıyorum. Dahili depolamaya tıklıyorum. Müzik klasörünü bulup tıklıyorum. Tıklıyorum buna. Ve tıkladım. Deneme dosyası karşımda. Tıkladığımda tekrar dediğim gibi kesilmiş bir halde burada duruyor. MP3 kesmek bu kadar basit. Soracağınız bir soru var mı? Eklemek istediğiniz şimdi anlamı. Ahmet, sen süreyi seçtiğin anda otomatik o kesiyor mu direkt? Aynen öyle abi. Süreleri yazıyorsun. O süreyi dinliyorsun. Kaydede tıklayıp dosyanın adını verip tamama bastığında kesme işlemi başlayıp bitiyor. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Arkadaşımız bunu çok soruyordu Soundforge'da. Bir sonraki hafta bunu videoya çevirmeyi de anlatırız. Ve bir tabii daha ki bu kesmenin üstünden yine geçeriz ufak tefek. Tabii yalnız ki. Yalnız uygulamanın işte reklamlı olması sıkıntılı. Ama maalesef üzülürüz. Bunun şöyle bir özelliği de var. Sözünü kestim abi. Uygulamayı satın da alamıyoruz. Hani reklamsızını kullanayım, paramı vereyim. Öyle bir seçeneğimiz de yok. Adamlar ücretsiz veriyor kardeşim diyor. Benim reklamımı izleyeceksin diyor. Ama işte bunun da biz şeyini bulduk. Kaçma yolunu bulduk. İnternet bağlantısı kestiği de sıkıntı olmuyor. Aynen evet, öyle arkadaşlar. Abi. Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu çok son zamanların popüler işlerinden bir tanesi, ses veya video kesmek. Bunu bilgisayarda yapıyorduk ama artık telefonlarda da son derece kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Anlamayan arkadaşlar varsa YouTube yayınımızı yeniden dinlerlerse, Ahmet bu sefer gayet başarılı bir anlatım yaptı. Ben beğendim kendini ama. Çünkü bazen kızıyordum Ahmet'e çok hızlı anlatıyorsun diye. O da kendisini geliştiriyor. Çünkü o da bana kızıyor. Sen de çok yavaş anlatıyorsun abi diyor. İşte böyle ustalarımızdan öğreniyoruz ya. Estağfurullah. Birbirimizi eleştire eleştire geliştiriyoruz. Bir sonraki haftalarda Serdar'dan da Mehmet abiden de yeni bir şeyler bekleyeceğiz. Arkadaşlar eğlenceli, yapıcı, güzel bir program olduğunu ümit ediyorum. Yöneticilerimiz de, yeni yöneticilerimiz de
Mehmet abi, Serdar ve diğer yönetici arkadaşlarımız Ahmet, Gökhan, Salih, Ömer, Özge, ben, Beyza Hoca ve Sami abi, Sami Topçu abi. Hepimiz sizlere daha iyi, daha erişilebilir Android deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve bunu tamamen gönüllülük esasına dayalı amatör ruhla ama profesyonel bir anlayışla yapmaya çalışıyoruz. Bizi sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi, YouTube, Telegram, Facebook, Twitter ve Instagram kanallarımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlar, her zaman söylüyoruz, bu oluşum siz varsınız, siz Android kullanabilirsiniz diye var. O zaman biz programı kapatalım yavaş yavaş. Katılan herkese, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Programın tekrarını YouTube'da ya da podcast kanallarımızda bulabileceksiniz. Yeni yönetici arkadaşlarımıza